Fuarı gezmeye devam ediyoruz ama yine güzel bir Türk firması ve evet Ata'ya geldik. Çok da güzel standları var. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizi tanıyayım. Ben Ozan, Ata Silah Sanayi Pazarlama Uzmanıyım. Çok güzel. Nasıl geçti fuar, hemen kısa? Fuar çok iyi. Bugün 3. günümüz zaten, biliyorsunuz. İlk 2 gün çok yoğun geçti. Bugün de aynı şekilde toplantımız bayağı bir yoğun devam ediyor. Ne güzel. Bir de biliyorsunuz mesela 60. yılımız. 60. yıl olduğu için de yeni bir stand tasarım yaptık. Bu da bize çok uğur getirdi. İlk 2 gün bayağı bir uğurunu ve bereketini gördük. Evet, aynı şekilde. Bir de gelen her dünyadaki tüm distribütörlerimiz de standı bayağı beğendiler. Güzel bir ilgi, alaka oluştu. Hem saha olarak büyük, hem evet, design olarak aynen, çok değişik geçen ve güzel oldu. Evet, geçen sene 64 metrekare gibi alandaydık. Bu sene 100'ün üzerine çıktık. Biliyorsunuz Ata Silah'ın yeni projeleri var. Savunma sanayisiyle ilgili. Önümüzdeki yıllarda gerçekten çok çok daha farklı ürünler olacak. Bugün yapmış olduğumuz görüşmede de bu standı ön sene ilk katını çıkarmayı planlıyoruz. Yani, helal olsun, ne diyeyim abi. Evet, yani 60. yıl da çok bereketli geldi, çok uğurlu geldi. 60 yıl çok uzun ve bir mazi. Bu tabii. Sizin bagajınızdaki çok önemli bir veri aynı sanıyorum. Aynı şekilde rahmetli kurucumuz Celal Yollu'nun sayesinde hem patronlarımız Fatih Bey olsun hem Yavuz Bey olsun ekibe vermiş olduğu güven, destek sayesinde çok güzel. Çok güzel yerlere geldik inşallah. Ben Ertuğrul Saydamoğlu, Ata Arms Satış Pazarlama Yöneticisiyim. Bu sene yenilikleri ve bize anlatacaklarınızı lütfen anlatır mısınız? İzleyicilerimiz merakla izliyor bizim bu programlarımızı ve Ata'yı da tanıyorlar. Biraz da size anlatın bakalım. Tabii şimdi bu sene bizim 60. yılımız dolayısıyla hem stand tasarımımıza bir yeniliğe gittik, hem de bu yılı 60. yılımıza özel olarak hazırlamış olduğumuz gerek kataloğumuz gerek ürünlerimizle gene hem IVA fuarında hem SHOT Show, Amerika'daki SHOT Show fuarında birçok yeniliklere imza atıyoruz. Bu sene biz stand tasarımımızı değiştirdik. Özellikle yeni ürünlerimizi hepsini bir araya topladık. Bu sayede tanıtımını daha rahat yapabilme imkanı sunuyoruz. Hem de mevcut ve yeni müşterilerin özellikle bu tip fuarlarda sorduğu ilk soru yeni ürünleriniz nelerdir diye sordukları zaman ne diyorsunuz? Biz de onları buraya getiriyoruz. Evet. Burada bizim bu seneye özel yeni ürünlerimizden özellikle tabii yeni kamuflaj kaplama Max 5 filmini kullandığımız modellerimizin yanı sıra gene Extra Green kaplı modellerimiz var. SP Sporter modelimiz var ki bizim Trap ve Sporting modellerimiz profesyonel atıcılar için. SP Sporter daha yeni başlangıç aşamasında olan atıcılar için tasarladığımız bir model. Çünkü o model biraz daha amatör, daha ekonomik model diyelim bu. Şey, yeni başlayan maddi anlamda evet, da yeni başlayanlara çok avantajlı fiyatlar sunan bir ürünümüz. Ayrıca bizim yarı otomatik serimizde Neo modellerimiz ki Türkiye'de şu anda en çok tutulan modellerimizden bir tanesi. Kinetik ne sistem. Özelliği var ki? Neo sistem bizim kinetik sistem yarı otomatik av tüfeğimiz. Bu modelimiz özellikle gaz basıncıyla değil onun yerine kinetik enerjiyle çalıştığı için gazın tüfek içerisinde dolaşmaması sayesinde hem sistem olarak daha basit, daha az parçayla çalışan hem de barut gazının tüfekte gezmemesinden dolayı tüfeği temizliğinde, bakımında çok avantajlar sağlayan, hafif olan bir tüfeğimiz, modelimiz. Bu da çok tutulan modelimiz. Buna iki tane yeni nikel kaplamalı gövde. Biri gravürlü, biri düz olmak üzere. Yeni bu iki sene model mi ekledik. Bu nikel kaplama işi? Bu nikel kaplamalar bu sene lansmanını yapıyoruz. IVA'da ilk kez görücüye çıktı. Gene bizim bronz modelimizde gravürlü bir modelimizi ekledik. Gravür tabii çok fazla isteniyor kullanıcılar tarafından. Onlara gravür ekledik. Gene yeni filmlerimiz Max 5 ve Extra Green'i de gene bizim kinetik modelimizde de kullandık. Ayrıca tabii bizim Venza'nın sentetik, kamo ve karbon opsiyonları da satışa çıkmış oldu. Ve bunlar soft touch özelliği olan ürünler. Ürünü eline aldığınız zaman onu hissedebiliyorsunuz yani. Daha yumuşak dokusu var. Sanki yumuşak. Yani havacımız daha böyle evet, hoşuna gidiyor bu olay. Süper. Demek bu bahsettiğim şey, özelliği bu. Bu özellik standart olarak Venza'da sunulacak bundan sonra. Tabii talep olursa diğer modellerimizde de opsiyonel olarak biz bunu sunuyoruz. Yani bir müşteri hem Neo'da veya hem
bizim gazlı tüfeğimiz olan CE modelimizde ben soft touch'lı istiyorum derse biz ona da bu özelliği yapacağız. Kayganlığı önleyen bir sistem. Kayganlığı önlemesi var. Daha rahat tutuş tutmanın, olarak evet. Daha el tutuşunu artırıyor. Şahlanıyor çünkü attığınız zaman. Kesinlikle. Daha sağlam tutmak. Kesinlikle. Özellikle birçok büyük dünya markası bu seneki modellerinde bunları yapıyorlar. Biz de onlarla beraber bunu sunuyoruz. Aynı zamanda kamuflaj kaplamalarda ekstra koruma özelliği de sunuyor. Şimdi bizim taktik modelimiz var. Gene yeni modellerimizden. Bu da 7+1 şarjör kapasitesi. Bu da bu senenin modeli. Biz bunu SHOT Show'da tanıtmıştık. EVA'da ilk defa gösteriyoruz. Gene şarjör uzatmayı bizim tüm gazlı modellerimizde sunabiliyoruz. Onu da buraya model olarak koyduk. Çünkü özellikle şarjör uzatmayı çok fazla talep eden avcılarımız oluyor veya spor atıcılarımız olabiliyor. Onlar için de özellikle bunu sunuyoruz. Şu bilgiyi de vereyim. Şu an elinde mevcut CES'i olanlara da uyumlu bir şekilde bunu yedek parça olarak alabilirler. Şeyde şimdi biliyorsunuz 3 tane atma şansı tüfekler. Onun için bir... CE'de 5. 5 mi? Tabii. Hayır. Türkiye'de otomatik tüfeklerde evet. Kullanılan fişek sayısı 3. O 3'ü geçmemek lazım. Onun için takoz mu kullanıyorsunuz yoksa ona göre bir sistem mi oluşur? Tabii. Normalde takozlu geliyor tüfeklerimiz. Takozu ile birlikte. Yurt dışında sıkıntı yok sanıyorum. 2+1 yurt dışında bununla ilgili ülkeden ülkeye değişmekle birlikte. Evet, evet. Biz burada her türlü opsiyonu müşterimize sunuyoruz. Bayi, distribütör, müşteri kendi ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriyor. Mesela şu X'e 7+1. Ama Türkiye'de kullanılacaksa ona ekstra şu tabii yok yani bizim Türkiye'deki avcımız da derse ki bende CE var. Benimki 5+1. Ben bunu 7+1 çıkarmak istiyorum. Gidiyor bizim aynen gidiyor bayimize. Diyor ki bana şarj uzatma yerek parçası temin edin lütfen diyor. Siparişi alıyor ve ürüne monteli kullanabiliyor. O da çok güzel. İyi bir çalışma. Evet. Şimdi gene bizim Venza modelimizin bu sene hem Slack namlı modelini biz piyasaya sürüyoruz. Slack ilginç. Ki bunu combo olarak da tercih edebilir müşterimiz. Yani şeritli bir namlusu varken yanına bir Slack namlu almak suretiyle onu combo olarak ekstra olarak da kullanabilir. Tek model olarak da düşünebilir. Gene Venza'nın bronz modelinde de biz gravür kullandık. Onu da gravürlü olarak buraya koyduk. Ve gene Venza'nın bizim soft touch özelliği olan Extra Green ve Max 5 kaplı ürünlerini ve Timber kaplama ürünlerinde bu sene EVA fuarında sergiliyoruz. Max 5 dediğimiz şu sazlık modelimiz. Sazlık modeli. Sazlık evet. Modelinde ve diğer modellerde de özellikle el kabze ve el kundağı bölümündeki tutuş yerlerini öyle mi? Tutuş yerlerini yeni olarak tasarladık ve yanak dayamada da aynısı var. Bu yumuşak özelliği sayesinde de rahatsız etmiyor. Rahatlık sağlıyor. Kullanıcıya rahatlık sağlıyor, avantaj sağlıyor. Süper. Başka çantalarımız var. Çok şık çantalar görüyorum. Bunları tüfekler için hazırlamışız. Şimdi bunlar çok fazla rağbet gördü. Tabii özel tasarımımız bizim. Özellikle çok fazla yurt içinde de bunlar talep gördü, rağbet gördü. Zaten Venza ve birçok modelimiz standart olarak süet çantalarımızla birlikte geliyor. Vallahi bunlara ben bir şey söyleyeyim mi? Hanımlar görse el çantası diye alır ha. Tabii yani bizim hoşumuza gidiyor talep görmesi. Ürünlerimizin böyle talep görmesi bizim hoşumuza gidiyor. Her avcı şöyle istiyoruz. Diyoruz ki ata kullanan bir avcı, kafasında ata şapkası, ruhsatında ata ruhsatlığında, aynı şekilde de kayışlıkta ata olacak. Biz ne yapıyoruz? Mesela şu an Venza ürünlerinde şapkası, kayışlığı ve ata ruhsatlığı bütün bu çantanın içinde. Biz bunları hediye ediyoruz avcılarımıza. Yani ata kullanan tamamen ata markasına bağlı kalsın. Yani her taraftan bağlıyorsunuz müşteri ya. Şimdi EVA fuarı tabii sektörün en büyük fuarlarından bir tanesi. Bizim için de çok önemli. SHOT Show ile birlikte sektörün en önemli fuarlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu kadar büyük bir fuardı. Biz de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hem yeni ürünlerimizle hem de 60. yılımıza yakışır standımızla tüm dünyadaki av ve doğa sporları meraklılarının beğenisini sunmuş olduk. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok da keyif verdi sizle program yapmak. Mallar zaten kendini gösteriyor. Onun için size hayırlı fuarlar diliyorum. Müsaade istiyorum. Teşekkür ederiz. Biz görüşmek de Yaban üzere. TV'ye yayın hayatında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.